Ormanlarımızda maalesef yangın riski oldukça yüksek. Özellikle meteorolojinin yapmış olduğu bu son 5 günlük hava tahminleri yangınlara da sebebiyet verecek sıcaklıkların olabileceği konusunda hepimiz açısından bir uyarı niteliğinde. Isınan hava hem de nem oranlarının artması maalesef yangınların da bu felaketlerin de olmasının önünü açıyor. Yurdun her gün her noktasından böyle haberler almamız an meselesi ve tabii ki önlem almamız şart. Şimdi orman yangınlarıyla alakalı olan haberimizle sizleri buluşturuyoruz. Hava sıcaklığının artması, düşen nem orman yangınlarını artırıyor. Her gün yurdun bir noktasından alevler yükseliyor. Yangınla mücadelenin adreslerinden biri bu kez Adana'ydı. Kozan'da Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alanda başladı yangın. Rüzgarla birlikte yayılan alevlere Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibiyle kısa sürede müdahale etti. Hortumu indir! Yönlendiriyorum, geliyor hortum, geliyor. İki tane daha geliyor. Bir diğer noktaysa Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı üstünde bulunan ormanlık alan. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor. Alevleri görenler ekiplere haber verdi. Bölgeye 200 personel ve 40 araç sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen uzun uğraşlar neticesinde yangın söndürüldü. Bazı vatandaşlarsa yangına su şişeleriyle müdahale etti. Yangının bölgedeki arı kovanlarına sıçraması önlendi. Yangında toplam 12,5 dönüm alan küle döndü. Çanakkale Ezine'de Derbentbaşı Köyü mevkiinde çıkan orman yangınına ise 2 uçak, 5 helikopter, çok sayıda personel ve yangın söndürme araçlarıyla müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 hektar alan zarar gördü.